böyle karıştırıyorum. Senede iki defa 28 Mayıs Türkiye saatiyle 12.30'da 16 Temmuz 12.27'de güneş tam Kabe üzerine geliyor. Gündüz olan her yerde güneşin bulunduğu konumdan kıblenin yönünü bulabiliyoruz. Biz burada güneş enerjisiyle çalışan gemi yaptık. Motorumuz 2 volt 200 amper. Ve burada güneş enerjisi daha hızlı gelseydi güneş panelimiz biraz ufak olduğu için böyle yavaş görükebilir. Mesela 2 tane güneş panelimiz olsaydı hızlı olabilirdi. Projenin kanadı dinamik. Burada bir dönüşüm görüyoruz. Bunu buraya attığımızda buraya geldiğinde zincirler sayesinde yukarı çıkan tekrar bir dönüşüm gerçekleşmek durumunda. Bakın aldım. Buradan bırakıp tekrar dönüşüyor böyle. Projemin adı teleskop. Biz teleskop deyince akla genellikle genellikle uzaydaki cisimleri gözlemek gelir. Ama bizim sistem eğitiminde yaptığımız karşıdakileri genellikle küçük gözlemek, küçük cisimleri gözlemek için yapılır. Biz buraya düzeneğimizi kendi ayarımızda kurduk. Şeyi yaklaştırmak ve uzaklaştırmak için. Benim projemin adı hangisi daha verimli? Ben bu projemde hangi bitkilerin hangi gübreye daha fazla işe yaradığını yapabilirim. Burada ben bitkiler olarak salatalık, fasulye, domates ve buğday seçtim. Bunlara gübre olarak şeker gübresi, güvercin gübresi, inek ve koyun gübrelerini seçtim. Bu gübreler İç Anadolu bölgesinde kullanılıyor. Bu bitkiler de İç Anadolu bölgesinde seçilip tarıma yapılıyor. Bunlar yaparken de gübreler kullanılıyor. Bu gübreler de çok fazla kullanılıp hem İç Anadolu bölgesinin verimli topraklarının verimini azaltıyor toprağın, hem de daha fazla paramız gidiyor. Günümüzde İç Anadolu bölgesi şu anda toprağı verimsizliğin karşısında, yani sıkıntı içerisinde. Ben bu projemde bitkilerimi deneyerek hangi gübrenin daha fazla işe yaradığını öğreneceğim. Bu şekilde de bunu da öğrendim. Bununla bu şekilde buğdayım olarak buğdayla koyun gübresi, domatesle koyun gübresi, fasulyede güvercin gübresi, salatalıkta da güvercin gübresi. Bu şekilde hem İç Anadolu bölgesinin içinde bulunduğu durumdan kurtarma olacak, hem de çiftçimizin cebindeki para miktarı artacak. Sınıfa sıkılıp kalmaktansa İngilizceyi dışarıda da öğrenebileceğimizi fark ettim. Arkadaşlarımızın dışarıda da etkin bir şekilde İngilizce öğrenmeleri için bu projeyi yaptım.